Shiba üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Shiba'da ee, özellikle 1 dolar seviyeleri arkadaşlar. Yani çok fazla insanın gündeminde olan bu e, meşhur muhabbet. Şimdi olur olmaz konusunda ilk olarak şunu bilmek lazım. Yani e, içeriye girmeden önce, şöyle bir tarihlere doğru gitmeden önce. Bir kere şunu sormak lazım. Acaba Shiba kripto piyasasında kalıcı bir coin olacak mı? Yani önce bunu sorgulamak gerekiyor. Çünkü hepimiz şunu biliyoruz yani bu uzun bir süreç ve ilerleyen vakitlerde işte kimi piyasadan düşecek, kimi kalacak gibi gibi gibi. Yani o yüzden önce bunu değerlendirmek lazım. Acaba Shiba piyasada kalıcı mı? Şimdi ben kalıcı olduğunda kesinlikle düşünüyorum. E bunun sebebini daha önce ayrı ayrı videolarda aslında çokça belirttim. E, piyasada kalıcı olabilme hususunda çok fazla durumu var. E, hatta şu an Shiba ölür mü herhangi bir zaman diliminde diye e, sorulduğu takdirde evet oyuna oynayan e, objektif kafalarla evet oyuna oynayan insan sayısının çok 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 az olacağını düşünüyorum. E, hali hazırda 12 ranklı bir coin'den bahsediyoruz. E bütün bunlarla birlikte geçmişten bu yana arzının yarısını yakmış. Mimcoin olarak çıkışıyla birlikte her geçen gün adres sayısı artarak popülerite kazanan, e, inanılmaz bir watch liste sahip. Bütün bunlarla birlikte yani çok ciddi bir popüleriteyle de birlikte arkadaşlar, e, ciddi çalışmalar görüyoruz. Metaverse evrenine giriş ve çok büyük ortaklıklar. NFT var. Eee ShibaSwap yayınladı. Çok büyük bir rally yaptı. Shibarium'a geçiyor. İnanılmaz bir durum. Yani proje her geçen gün çok köklü değişikliklerle üzerine katmaya devam ediyor. Özellikle hem projeyi genel anlamda geliştirirken baktığımız zaman ekibin stratejisi Shiba arz problemi olan bir coin olarak sürekli olarak yakımlara gidiyor. Anlaşma yaptığı şirketlerde yakımları şart koşuyor ve yakım hususunda sürekli yeni araçlar ve Yeni tekliflerle, yeni geliştirmelerle karşımıza çıkıyor. Tıpkı Burn Portal üzerine de oyunlardan yakın projesi gibi gibi. Yani uzun lafın kısası ekip bunun için çalışıyor. Somut anlamda gerçekten çalışıyor. Ve şimdiye kadar iyi gittiğini, bundan sonra da iyi gidebileceğini yani piyasada kalıcı ve ömürlü bir coin olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi ikinci partiye geçelim ilk olarak. Bundan bir süre önce sorsaydınız ben aslında e, yetkililerin lafına inanarak 2030'dan önce 1 dolarlar gelebilir derdim. E, fakat şu an demiyorum. Neden demiyorum? Şimdi şöyle bir şey var. Yıllık 111 trilyonluk bir e, yakın vaat ettiler ve bunu Burn Portal'la e, bağdaştırdılar. Ancak Burn, Burn Portal üzerinde e, bu denli fiyatlara, bu denli miktarlara gelebilecek kadar herhangi bir şey görmedik arkadaşlar. E, o yüzden o durum patladı bir kere onu söyleyeyim. Tabii erken de konuşmayayım. Bilmiyorum ama şu anda veriler bu şekilde gitmiyor. Yani uzağından yakınından geçmiyor Burn Portal'la alakalı ilk olarak bundan bahsetmek lazım. Şimdi bütün bunlarla birlikte tabii ki iki şey var yani fiyat hususunda. Market cap ve arz. Yani burada birçok kişi tabii ki şu cevabı veriyor. Eee şey ola yani 1 dolar olabilmesi için işte arzının e, şu kadar olması lazım falan filan market cap'inin işte bu kadar e, olması lazım gibisinden e, bunun neden geçerli bir argüman olmadığını daha önceden konuştuk. E, çünkü market cap değerinin e, baktığımız zaman 500 küsür trilyon olmayacağını biliyoruz. Ancak şimdi bütün bunlarla birlikte bakın size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sentiment raporda diyor ki 2030 yılına kadar Kripto piyasası 250 trilyon dolara ulaşacak. Şimdi bu para nerede dönecek 2030'da peki? Nerede dönecek işte? Bitcoin'de, Shiba'da, yani Bitcoin ve baş altcoin'lerde, popüler altcoin'lerde dönecek. Yani önümüzdeki yıllarda Shiba'da özel olarak konuşursak market cap değeri şimdikinin şimdikine göre korkunç derecede yüksek fiyatları olacak arkadaşlar. 500 küsürleri görmeyecek tabii ki ama bir gün ciddi anlamda yüzlerce milyarı hatta trilyon dolarları görecektir. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi yine bütün bunlarla birlikte arz sabit değil. Yani siz şunu söylediğiniz zaman işte olmuyor. Ee, piyasa değerinin bu kadar olması lazım. Ya tamam da adamlar iki senede arzın yarısını yaktı. Onu ne yapacaksın peki? Arz burada çakılı değil ki. Yani senin gibi düşünen birisi e, başlangıçta arz arkadaşlar katrilyon değerindeyken böyle söyleyen e, kişiler de tabii ki vardı. Ancak adamlar arzın yarısını yaktı. Millet resmen dolar milyarderi oldu çıktı. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bu bir argüman değil. Çünkü yakım üzerine adamlar gidiyorlar. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Ortalama bir boğa piyasasında e, 30-40 trilyon kadar... Ben e, SHIB Coin yakacaklarını düşünüyorum. E, bu her 4 yıl içerisinde yaklaşık benim e, görüşüm, benim ta, e, tahminim 50 trilyona yakın bir Shiba yakımı olacağını düşünüyorum. Geçmişteki kadar olmamasının sebebi fiyat paritesindeki yükseliş, yani Coin başına bunları aldın yakımın maliyeti var ve yaktıkça fiyat arttıkça maliyet de artıyor. O yüzden e, özellikle baktığımız zaman ortalama bir değer olarak 4 yılda 50 trilyonluk bir e, rakam verdiğimiz zaman bu da aslında ortalama ne yapıyor arkadaşlar işte e, 20 yılda 200 gibi bir rakamı bizim karşımıza çıkarıyor 200 trilyonluk. Bunlar tabii ki e, artabilecek değerler olarak yine karşımızda uzun lafın kısası 2030-2040 e, aralığında ben bunun olacağını e, düşünüyorum öyle söyleyeyim ancak bu daha erken daha geç çok daha geç olacağını zannetmiyorum. Daha erken de olabilir e, durumlara göre. Ancak aslında benim e, görüşlerim ve durum beklentilerim bu yönde. Ha 1 dolara tutunmadan bahsetmiyoruz bu arada arkadaşlar. Yani boğa başlar. Mevcut arıza göre anında bir fırlar market cap değeri 1 dolar ATH'ları görür. Ondan sonra çatır çatır düşer. Belki 20x düşer onun üstüne. Örneğin. Gibi gibi. E tutunmadan da ila söz ediyor. söz ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.